Onun ilgili yayınları, bilgileri, son bilgileri toparlayarak sizlere ileteceğim. Bu sene içerisinde 5 ya da 6 tane Amerika içerisinde Alzheimer konferansına katıldım. Çok güzel yeni bilgiler vardı tedaviyle ilgili vesaire. Onun için de dilerseniz daha sonra ayrıca bir şey hazırlamaya çalışırım. Ama bugün korunmanın yollarını konuşacağız. Şimdi önce bir kısmınız beni tanıyor. Büyük bir çoğunluğunuz biliyor ve takip ediyorlar. Bir kısmınız Alzheimer okulundan öğrencim, online okuldan. Ve bunları bu başta anlatacaklarımı biliyorlar. Ama size bilmeyenlere genel bir bilgi verme ihtiyacı duydum. Çünkü çok temel bir kavram var ve yanlış biliniyor. Demans ve Alzheimer. Genellikle bu iki kavram birbirine karıştırılıyor. Önce kısaca bundan bir başlayalım. Demans bir bulgular bütünüdür. Bakın, sağ taraftaki şekle bakın. Bir şemsiye görüyorsunuz. O şemsiye demans. Altındakiler de demansın türleri. Demans, zihinsel kapasitenin gerilemesiyle ilişkili bir bulgular bütünüdür. Yani eğer gittiğiniz hekim hastanıza demans tanısı koyuyorsa eksik tanı koymuş demektir. Sizin hekiminize evet demans bu şey demek gibi bir şey. Baş ağrısı için hekime gidiyorsunuz. Neyin var diyorsunuz. Hekim diyor ki baş ağrınız var. Evet ben de biliyorum baş ağrı. Baş ağrısı. Ama nasıl baş ağrısı? Migren mi? Tümör mü? Gerilim tipi mi? Bilmiyorsunuz. Demans demek aynen böyle bir şey. Genel bir sendromdur. Demans hastalık değildir. Sendromdur. Büyük bir sendromdur. Zihinsel kapasitenin gerilemesiyle ilişkili bir bulgular bütünüdür. Beyin tümörü de demansa neden olabilir, inme de demansa neden olabilir, arteriovenal malformasyon, anevrizma bir sürü nedeni vardır demans. Yani demans tek bir hastalık değildir. Bu bulgular bellek, davranış, kişilik gibi bütün akli melekelerimizle ilgili olabilir. Demansın dediğim gibi birçok alt türü var. Bakarsanız sağ tarafta görürsünüz. En sık görülen türü Alzheimer tipi demanstır. Birkaç tip demansın bir arada görüldüğü mix tip demans da oldukça yaygın. Hatta en son konferanslarda konuşulan daha sık görüleni mix tip demans oldu. Ondan dolayı korunma yöntemleriyle ilgili biraz farklı bir şeyler söylediler. Onları da anlatacağım. Alzheimer en sık görülen gördüğünüz gibi %60-80 gibi görünüyor. Daha sonra %10-40 gibi vasküler dediğimiz damar tıkanıklıklarına bağlı küçük damar tıkanıklığı olabilir, büyük damar tıkanıklığı olabilir. Löwe cisimcikli demans, frontotemporal demans. Burada dört tane görüyorsunuz, dört tane değil, çok fazla. Onlarca demans türü var, çok fazla demans türü var. Bunlar sık görülenler. Genellikle bunun alt tanısını koymak için alan hekimi olmak lazım. Alan hekimi derken nörolog olmak yeterli değil tek başına. Demans üzerine çalışan ekspert olmak lazım. Maalesef Türkiye'de bu oturmuş bir şey değil. Demans üzerine çalışan hekim sayısı zaten çok azdır. Onlara da ulaşamazsınız. Birçoğu hasta bile bakmaz. Evet. Alzheimer hastalığı en sık görülen demans türüdür. Açık adı Alzheimer tipi demanstır arkadaşlar. Yani Alzheimer ayrı bir şey, demans ayrı bir şey değildir. Alzheimer demanstır. Onun için genel adını bilirseniz belki daha net aklınızda kalır. Alzheimer tipi demans. Yani benim hastam Alzheimer'miş, demans değilmiş. Hastanız Alzheimer'se zaten demanstır. Ama hastanız demanssa Alzheimer olmayabilir. Bir sürü başka nedeni var. Evet arkadaşlar, şimdi bunu bir kısmınız, ben 2018 yılında bu yayın çıkar çıkmaz paylaşıp yayını yapan ekiple bağlantı içerisine girip de görüşmüştüm. Şimdi haritaya bakın. Lancet 2018'de yayınlandı. Sağ tarafta makalenin baş şeyini görüyorsunuz. 90 ile 2016 arasındaki bütün yayınlar taranarak bu demans üzerine yapılmış bütün yayınlar, bütün istatistiki çalışmalar taranarak genel olarak dünya üzerindeki demans sıklığını çıkardı. Daha açık mavi renkli olanlar daha az demansın görüldüğü, gittikçe işte turuncu daha fazla, koyu turuncu, kırmızı en fazla. Bakın bakalım haritada hangisi kırmızı? Hangisi kırmızı? Türkiye. Bunu duydunuz mu hiç? Ben 2018'de bunu, hatta benim
Twitter'daki pin tweetimdir bunu koyduğum zaman. Çok fazla konuşmuştum ama hiç üzerinde durulmadı. Şimdi bu sene birileri haber yapmış bunu. Türkiye'de en sık görülüyormuş diye 2021'de haber yaptılar 2018'in şeyini, yayınını. Bunun üzerine ben ekiple görüştüm. Temas halindeyiz. Ekip burada zaten, yani ben de buraya geldim zaten. University of Washington ekibi yapmıştı bu çalışmayı. Onlar şöyle dediler bana. Dedim ki nereden bunu şey yaptınız? Hani, çünkü çok ciddi bir şey söylüyorsunuz. Dünyada en sık Türkiye'de görülüyor diyorsunuz. Çok ciddi bir şey bu. Yani ekipler gönderilmeli, araştırılmalı. Neden Türkiye'de görülüyor? Dediler ki biz iki tane çalışma, şimdi Türkiye'de düzgün çalışma yok arkadaşlar bu konuda. İki tane çalışmayı baz aldık dediler. Hangi çalışmalar dedim, bana gönderdiler. Baktım birisi, evet çok sağlam ÇAPA ekibinin bir tane araştırmasını, bir tane de yine tanıdığım bir Demans ekibinin bir araştırmasını baz alarak bu istatistik değerlendirmeyi yapmışlar. Evet bu iki çalışma sağlam çalışma. Bana dediler ki Türkiye'de çalışma yok, doğru diyoruz. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız birlikte yapalım ve biz sonuna kadar sizinle korelasyonu açığız. Mevcut olan iki çalışmadan, bu çalışmalar düzgün çalışmalardı. Baktım hani acaba saçma sapan bir şeylerden mi yapmışlar? Hayır. Yani dikkate alınması gerekiyor. İyi ekiplerin yaptığı iki çalışma. Ama diğer bölgelere baktığınızda iki çalışmadan değil, yüzlerce çalışmadan çıkarılıyor bu sonuç. Yani iki çalışma yetersiz aslında. Ama bize bir şey veriyor. Diyor ki neden baktığımız zaman istatistik olarak bizde daha yüksek? Ne oluyor? Bunun araştırılması lazım. Bunu hala söyledim, o zamandan beri söylüyorum. Alzheimer Komisyonu kurulmalı. Alzheimer Ulusal Planı yapılmalı Türkiye'de. Birazdan anlatacağım Amerika'da bunun için neler yapıldığını. Türkiye bu anlamda çok geri. Yaşlı nüfusumuz çok artıyor. Bir şeyler yapılmalı bu anlamda. Dünya üzerinde 50 milyon demans hastası tahmini olarak var. Ve son toplantılarda en çok söylenen demans hastalarının 2/3, 3/2'si düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Refah düzeyi düştükçe demans oluşma sıklığı daha da artıyor. Buradan korunma tedbirleriyle ilgili de bir sürü şey çıkarmışlar. 2050 yılında demans hasta sayısı 152 milyonu bulacağı tahmin ediliyor arkadaşlar. Şimdi çok kabaca şimdi. Şimdi bu arada ben sürekli Alzheimer dersem de diğer tür demanslardan dinleyenleriniz var biliyorum. Birçoğu onlar için de geçerli. Çünkü benzer mekanizmalar, biraz farklılıkları var o kadar. Onun için hani ben Alzheimer dersem demansta geçer, diğer demanslarda geçerli değil mi diye düşünmeyin. En sık görülen olduğum için ağzından hep Alzheimer çıkar. Onun için de zaten başlığı da öyle koymuştum ama genel demansları anlatıyoruz biz. Sebebe bağlı olmayanlar, sebebe bağlı başka mesela tümörü vardır ve tümörle ilişkilidir. Beyninde anevrizma vardır, anevrizma ile ilişkilidir ama onun dışındakilerden bahsediyoruz. Şimdi burada bu görselde bakıyorsunuz ki ne var demans, Alzheimer hastalarında ve diğer tür demanslarda da yine benzer miktarda ne oluşuyor? Beyinde amiloid plakları ve tau yumakları var. Peki neden bunlar oluşuyor? Çok kısaca anlatayım. Şimdi yukarıya bakın normal bir beyin, aşağıya bakın. Özellikle şu hipokampus bölgelerinin ne kadar küçüldüğünü görüyorsunuz. Beyin gittikçe küçülüyor. Neden küçülüyor? Amiloid plakları bu beyin hücresi. Görüyor musunuz? Oku bilmiyorum. Bu beyin hücresi etrafında, beyin hücresinin dışında, hücrelerin arasında amiloid plakları, hücrelerin içerisinde de gördüğünüz tau yumakları oluşarak hücreyi ölüme sürüklüyorlar. Böylece bu hücre ölümü, nörodejeneratif süreç başlıyor ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Peki çok kabaca, çok kısaca amiloid plakları nasıl oluşur? Amiloid plakları, şimdi normalde bizim vücudumuz bir protein fabrikası arkadaşlar. Sürekli protein üretiyoruz. Yapı taşı protein. Hücrelerimiz proteinden oluşuyor çoğunlukla. Peki, bunu şeyle karıştırmayın. Diyorlar ki, hocam o zaman protein almayalım mı? Hayır, protein çok önemli. Bütün vücudumuzun yapı taşı, yani onun da oluşuyor. Bu proteinin işlemleme sürecinde vücut kendisi oluşturuyor proteinleri. Aldıklarımızdan sentezleyerek. Protein çok önemli. İçeride oluştururken amiloid prekürsör protein denen proteinin işlemlenmesinde vücutta bir şey gibi düşün, terzihane kesiyor biçiyor, kesiyor biçiyor, birbirine yapıştırıyor, bir şey ortaya çıkıyor. Amiloidojenik pathway ve non-amiloidojenik pathway görüyorsunuz altta görünüyor. Şimdi burada yeşilli olan kısım doğru olan yol. Yani doğru kesim, doğru biçim.
Kırmızılı olan kısım yanlış kesim, yanlış biçim tersanede. Protein yanlış yerinden katlanıp yanlış yerinden kesildiğinde olmaması gereken bir protein ortaya çıkıyor. Amiloid beta. İşte bu olmaması gereken anormal protein ne yapacağını vücut bilemiyor. Beyin hücrelerinin arasında birikiyor. Non-amiloidojenik yoldan ilerlerse sağdaki normal vücudumuz için gerekli şeyler oluşuyor. Ama soldan ilerlerse yanlışlıkla neden oluyor bu? Bilmiyoruz ki. Bilsek zaten tedavisini de bileceğiz. Böyle bir yolak var. Ha, herkes de bu yolak kullanılabilir. Ama eğer az miktarda kullanıyorsanız vücut sonra bu artan proteinleri temizler ve fazla olanları ve diğer taraf baskın olduğunda bunu vücut kendisi çözer. Fakat baskın olan yol, soldaki yol olursa o zaman iş sarpa sarar ve olay demansa kadar gider arkadaşlar. Kadar değil, gider zaten. Şimdi demansın baş aktörleri. Sağ tarafa bakın. Kırmızılar o patolojik proteinlerin, anormal protein. Tavuğu söylemedim. Tavuda da şöyle bir şey oluyor. Tavu da yine önemli bir protein. Tavunun anormal fosforilize olması, çok fazla fosforilize olması, yine anormal bir şeyler oluyor içeride. Yanlış kesim, yanlış biçim ve yumaklar oluşuyor. Onlar da beyin hücrelerinin içerisine yerleşiyor. Yani proteinlerin yanlış kesilip biçilmesi. Şimdi biz neyi biliyoruz? Amiloid beta ve tavuyu. En çok ben bunları anlatıyorum. Aslında sadece bunlar. Şu an 4 tanesini söyledim. Başka da tanımlanıyor. TDP-43 yeni girdi oyuna. Alfa sünükleyin vardı. Lewy cisimcikli demanstaki anormal protein. TDP-43 ilginçtir. Şimdi zamanımızda artık şey yapmayacağım. Uzatacağım biraz. Çünkü ekstra söylemek istediğim şeyler var. Şimdi TDP-43. E'ye bakarsanız hipokampal falsifler oluşuyor. Bu LELK diye bir demans türü tanımlandı. Alzheimer'den çok daha hafif seyreden, yine unutkanlık ön planda olan. Burada baş aktörün TDP-43 olduğu belirlendi. TDP-43 bakın Alzheimer'de de var ama yeşil olarak daha az miktarda. Frontotemporal'de de var, Lewy cisimcikli'de de var. Oralarda turuncu miktarda. Şimdi LELK denen demans türü Alzheimer'e göre çok daha hafif, çok daha yavaş ilerliyor. Çok uzun yıllar hasta fonksiyonu olarak devam edebiliyor. Bu çok yeni tanımlandı. Bu tanımlandıktan sonra ben de bir ferahlama yaşadım. Çünkü benim bazı hastalarım, buna kendi anneannemizde dahil, tanısını koyduktan kaç 16-18 sene gibi gayet iyi gitti. Daha sonra kafa travmasından vefat etti 94 yaşında. Çok iyi gitti. Onun bu kadar iyi gitmesini eşimin anneannesi, kayınvalidemin annesi, kayınvalidem hep kızım sağ ol sen varsın da annem çok iyi gidiyor dese de ben hep şunu düşünüyordum. Ya, tamam benim varlığım elbette bir şeydir ama bu kadar iyi gidemez. Bu kadar iyi gidemez. Böyle hastalarım var. LELK tanımlandıktan sonra dedim ki bu kadar iyi gidenler aslında Alzheimer değil LELK. Çok daha yavaş ilerliyor. Böyle hastalarınız varsa bunu düşünün. Çünkü çok yeni bir tanımlama bu. Ve ondaki baş aktörün TDP-43 olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Bunlar anormal proteinler. Bunu da ara bilgi vereyim. Evet. Şimdi demansın tedavisinde neler kullanılıyor? Demansın tedavisinde FDA'nın onayladığı daha önceden asetilkolinesteraz inhibitörleri ve NMDA antagonistleri vardı. Şimdi yeni çıkan ilaç var, çok soruyorsunuz. Aduhelm şu anda burada kullanılıyor. Peki Aduhelm bana çok soruyorsunuz, öneriyor musunuz, önermiyor musunuz diye. Burada zaten çok fazla hastaya uygulanmadı. Şu an toplamda 150 falandır Amerika'da. 150-200 anca bulmuştur. Çünkü kriterleri çok sıkı, çok erken evre hasta olması lazım. Amerika Birleşik Devletleri bile diyor ki bu kadar erken evre tanıyı koyabilecek demans uzmanınız yetersiz diyor. Çok erken evre tanı koymak çok zordur çünkü. Bir de yan etkileri çok yüksek arkadaşlar. Bu ilaca daha yeni haber, 17 Aralık'ta çıkan bir haber. Avrupa onay vermedi. Neden vermedi? İlacın hastaların yaşam kalitesini artıracağına dair delil yetersizliği. Amerika'da bu konuşuluyor zaten.
Hatta 3 kişi istifa etti FDA'den. Nasıl onay verirsiniz bu ilaca diye. 18 yıldır başka hiçbir ilaca onay verilemediği için FDA baskılar sonucunda bu ilaca onay verdi. Peki burada bana diyorsunuz ki hiç mi umut yok? Hayır, bu ilacın onaylanmış olması bizim için çok büyük aşama. Bu demektir ki yenileri geliyor. Ben bu ilacı şu an için hastalarıma önermiyorum. Yan etkileri kanama yapması %45-46 gibi kanama yapabiliyor. Çok yüksek bir oran bu. Bir kısmı tabii asemptomatik oluyor ama yine de çok yüksek bir oran. Bunu şu anda hastalarıma önermiyorum ama yan etkisi düşük olanları geliyor yolda. Onların yolunu açtı ve daha iyi ilaçlarımız gelecek. Dün bir haber yayınlandı. Şimdi bu ilacın yıllık maliyeti 56 bin dolardı. 28.200'e çekmiş firma yıllık maliyetini. Oradan yırtmaya çalışıyor ama bu yan etkilerle bence birçok kişi bunu şey yapmayacak. Birçok hekim bunu başlamayacak. Şimdi özet olarak bunları geçtik geldik korunmaya, değil mi? Bugünkü konumuz bu. Özet olarak neler konuşacağız? Özet olarak Lancet çok önemli bir dergidir, önemli bir bilimsel dergidir. Çok prestijli, puanı bilimsel anlamda çok yüksek bir dergidir. Lancet 2017'de bir korunmayla ilgili bir komisyonun hazırladığı bir makale yayınlamıştı. 2020'de bu makaleyi yeniledi. Ben sizi bu makale üzerinden konuşacağım. Demans, koruma, giriş ve nasıl yapmalı, bakım nasıl verilmeli vesaire. Ama biz koruma kısmında konuşacağız. Peki, demansların %40'ı henüz oluşmadan engellenebilir diyorlar. Çok yüksek bir oran. Peki, diyor ki bu hedefe ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu hedefe ulaşabilmek için 3 faktörün koordineli çalışması gerekiyor. Birisi toplumsal çaba, diğeri dünya devletlerinin politikalarında yapacakları düzenleme. Üçüncüsü bireysel çaba. Bu üçünün olması gerekiyor bunların yapılabilmesi için. Peki yine özette şimdi hepsini açacağım. Bu bakmayın İngilizce olan kısmı hepsini açacağım ve anlatacağım. Bunu makaleden özellikle özet olan kısımları bu şekilde kenara koyuyorum. Görmek isteyenler olabilir diye. Nasıl olacak, ne oluyor da oluşmadan engellenebiliyor. Şimdi önce size engellenemez risk faktörlerini anlatacağım. Daha sonra engellenebilirler. Yaş engellenemez bir risk faktörüdür. Yaş ilerledikçe demansların hepsinin sıklığı artar. 65-74 yaş arası %5.3, 75-84 arası 13.8, 85 üzeri %34.6, 90 ve üzeri %50'leri buluyor. Ancak şunu bilin, Alzheimer hastalığı normal yaşlanmanın bir sonucu değildir. Yaşlanmak engellenemez bir risk faktörü. Fakat bu koruma tedbirlerini uygulayarak olayı öteleyebilirsiniz, geciktirebilirsiniz. Bunu birazdan açacağım tekrar. Peki, engellenemez diğer bir risk faktörü genetik. Çok soruyorsunuz genetiği. Bunu Alzheimer Okulu derslerinde bu kadar detaylı anlatmıyorum. Burada biraz hazırladım sizler için çünkü genetiği çok soruyorsunuz bana. Şimdi, genetiğin iki tipi var. Birisi saf genetik geçişli. Şu şeyde gördüğünüz kırmızı olan family AD yazan ailesel geçişli olanlar. Diğeri de sporadik AD dediğimiz yani rastlantısal çıkan da olan genetik faktörler. Şimdi saf genetik geçiş sol tarafta gördüğünüz bunların oranı çok düşüktür. %1-5'tir. Otozomal dominant geçiş ne demek? Anne ve babadan birinde varsa çocukta çıkma ihtimali %50. Jenerasyon ilerledikçe yaş erkene çeker. Genç Alzheimer hastalığı çoğu genetiktir arkadaşlar. Zaten bu tür bir genetik geçişiniz varsa bunu kesin bilirsiniz. Çünkü sizin 7 sülaleniz böyle gelmiştir. Benim en genç hastam 28 yaşındaydı. O kadar gence çeker ki. Yani bir kişide, iki kişide görülme olayı değil bu. Çok fazla görülür ailede ve siz onu bilirsiniz. Şimdi bu anlatacaklarımdan en az faydalanacak kesim o kesim. Bütün tedavi çalışmaları o kesim üzerinde yapılıyor. Çünkü kesin olduğunu bilebileceğiniz tek kesim o. Çünkü kesin genetik faktörler var. Oranlar çok düşük. Bu söylediklerimden fayda görse 2 yıl, 3 yıl öteleyebilir. Ama o gen varsa çıkıyor arkadaşlar. Yani bu başka bir şey. Ama %1-5. Onu bilirsiniz. Sadece anne de var, baba da var. İki kişi de var. İşte 80'inde olmuş, 75'inde olmuş. Onlar genellikle değil. Ta çok eskiden başlayan, daha sonra geldi yaş 50'ye çekti, 45'e çekti, 40'a çekti. Amcam Alzheimer,
halam Alzheimer, babam Alzheimer, onun babası Alzheimer, onun böyle bir şey olması gerekiyor. Tamam mı? Bu farklı. Şimdi diğeri de olası genetik faktörler. Bunlar sizi ilgilendiriyor. Bunları taşırsanız eğer şeyiniz daha yükseliyor. Bu hastalığın çıkma olasılığı. Burada bir sürü gen görüyorsunuz. Ben sadece bir tanesini anlatacağım. APOE'yi. Diğerleri hep bu slide şeyden alınma. Daha yeni genetikle ilgili bir toplantıya katıldım. Alzheimer'in genetiğiyle birçoğu yeni bulunan gen bunları. Onlara girmeyeceğim çünkü çok yeni bunlar zaten. Size en çok bilineni APOE'yi anlatacağım. Peki, olası genetik geçiş en çok duyduğumuz. APOE epsilon genlerinden herkes bir çift taşımak zorunda. Her genden bir çift taşıyoruz biliyorsunuz. Cinsiyet genleri de öyle. XX, XY. Bir anneden, bir babadan gelir, bir çift taşırsınız değil mi? Genetikçi değilim ama basit bir genetik bilgi bu. Bunu söylemem lazım ki anlayalım. Şimdi APOE epsilonun 3 türü var. Epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4. Şimdi 2 tane taşımamız lazım. Olası kombinasyonlar ne olur? E2, 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 E3, E2, E4, E3, 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 E4, E4, E4. Bunlar kombinasyonlar. Devam ediyor. Şimdi en basit anlatım şekliyle bu E'ler nedir, bu epsilonlar, bu genler nedir şeyi? Epsilon 2'yi taşıyanın Alzheimer riski azalıyor. Epsilon 3'ün etkisi yok. Epsilon 4 Alzheimer riskini artırıyor. Epsilon 4'tür belamız. Epsilon 4'tür. En büyük problemi yaratan epsilon 4'tür. Şimdi tek kopya epsilon 4 içerdiğinizi düşünün. Ne olabilir? Epsilon 2 epsilon 4, epsilon 3 epsilon 4. O zaman sizin riskiniz 3 kat daha fazla. Herhangi birinden. İki kopya içerdiğini düşün. Epsilon 4, epsilon 4'sünüz. 12 kat daha fazla. Yeni yapılan bir çalışma, çok yeni bu. Epsilon 4 aleli taşıyanlarda zihinsel aktivitenin riski düşürdüğü saptanmış. Yani zihin egzersizlerinin, yapacağınız zihinsel aktiviteler, anlatacağım onları, riski düşürdüğü saptanmış arkadaşlar. Engellenemez risk faktörlerinden işte obezite ile birleştiği zaman obezite engellenemez değil, engellenir. Ama obezite ile apolipoprotein epsilon 4 birleşince riski daha da artırıyor diyor. Aile hikayesi, bunu da soruyorsunuz. Şimdi genellikle aile hikayesi olunca orada epsilon 4 olayı var mı yok mu? Ailede sporadik AD çıkan kişide, yani ailenizde Alzheimer hastası olan kişide epsilon 4 var mı yok mu vesaire. Epsilon 4'ün genlerin olmasından tamamen bağımsız, tamamen bağımsız bilmiyoruz nedenini de. Anne, baba ya da kardeşlerden, birinci derece yakınlardan birisinde Alzheimer hastalığı varsa hastalığı geliştirme riski bu olmayanlardan daha yüksektir. Genetikle ilişkisiz, ailenizde bir kişide tamamen tesadüfi çıktı, sizdeki risk daha yüksek. Ama dediğim gibi birinci derece sadece, anne baba ya da kardeş. Ek olarak